Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yumuşacık hem de çok lezzetli pidecikler yaptım. Pidemiz için yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütümüzü ilave ediyoruz. İçerisine 2 tatlı kaşığı kadar şeker. Gözünüze fazla gelmesin. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edeceğiz. 1 paket kuru maya ilave ettim ya da yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettik. Unumuzu da azar azar ilave ediyoruz. Ben toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Sizler de yavaş yavaş ununuzu ilave edebilirsiniz bu şekilde. Kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur yoğurduk ve hamurumuzu mayalanması için üzeri kapalı bir şekilde bir kenara aldık. İç malzemesi için ben domates, soğan ve biber kullandım. Sarımsak kullanmadım ki lahmacuna benzemesin tadı diye. Eğer seviyorsanız içerisine maydanoz da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde malzemelerimi bir robottan geçirdim. Çok fazla inceltmedim, yani püre haline getirmedim. Sadece bu şekilde gördüğünüz gibi incelttim. Domatesleri de aynı şekilde, soğanları da zaten yapmıştım. Hepsini bu şekilde güzelce inceltiyoruz. Bayağı bir suyu çıktı. Hem soğanın hem de domatesin taban kenarında biraz fazla önce ben onları döktüm. Yani süzdüm biraz sebzenin suyunu. Çünkü bu sefer de çok fazla su olacaktı. Bir de istemedim öyle olmasını. Domatesin o ekşimsi suyu daha çıkınca onu da döktüm biraz. Taban kenarından yani süzdüm. ...400-500 gram kadar kıyma kullandım. Çekmiş olduğumuz sebzelerimizi ilave ettim. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar salça, tuz, karabiber, pul biber, kekik ilave ettim. Eğer etiniz yağlı ise sıvı yağ ilave etmeyebilirsiniz ama benim kullanmış olduğum et yağlı olmadığı için ben 1 çay bardağına yakında sıvı yağ kullandım. Dediğim gibi eğer kıymanız yağlı ise kullanmanıza gerek yok. Tüm iç harcını da güzelce karıştırıyoruz. Sebzeler, et, baharat, salça hepsini güzelce birbirine yedirerek karıştırıyoruz. İç harcımız da hazır. Biz iç harcımızı hazırlayana kadar hamurumuz da mayalandı. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Hamurumuz gördüğünüz gibi nasıl da güzel kabarmış, mayalanmış. Şimdi onu açma tahtamın üzerine alıyorum. Bu esnada ışıkla ilgili bir problem yaşadım. Güneş çok fazla vurduğu için mutfağıma ışığı ayarlayamadım. Bunun için sizden şimdiden özür diliyorum. Hamur gerçekten o kadar güzel, şahane olmuş ki böyle elinizin altında oynayın. Yani sürekli insan yoğurmak istiyor. Gerçekten çok güzel bir hamur olmuş. Hamurumuzu istediğiniz büyüklere göre parçalar kopartıp bezeler yapıyoruz. İsterseniz
20 tane yapabilirsiniz. İsterseniz 15 tane yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Ben 16 tane yaptım. 4 tanesinde daha büyük bezeler yaptım ki onların içerisine yumurta kırabilmek için daha güzel görünsün diye. Hamurumuzu bu şekilde hepsini bezeliyoruz. Tüm hamurlarımızı bu şekilde bezeledikten sonra açma işlemine geçebiliriz. Bir tane hamurumuzu alıyoruz ve oklavamızla yuvarlak şeklinde getiriyoruz. Çok fazla ince yapmayın, bu sefer kuru olacaktır. Çok fazla da kalın olmasını istemedim ben. Böyle orta kalınlıkta yaptım. Fazla ununu da gördüğünüz gibi üzerinden çırptım. Ve şimdi iç harcımızı yerleştirmeye geçebiliriz. İç harcımızı yufkamızın her yerine gelecek şekilde kaşığın tersiyle yayıyoruz her yerine. Eğer iç harcınız bu şekilde sürülebilir değilse, yani biraz katı ise, bu sefer piştiğinde hoş bir görüntü olmayacak ve lezzeti de tam güzel, lezzetli olmayacak. Onun için biraz sıvı yağ ya da yağı tam ise biraz su ilave edip biraz böyle sürülebilir kıvama getirebilirsiniz. O zaman hem daha lezzetli olacak, hem pişince böyle güzel bir görüntüsü olacak. Yani aralarda çatlaklar, boşluklar olmayacak. Kenarlarını da bu şekilde güzelce kapattım. Şöyle birazcık da elimle bastırdım ki pişince açılmasın diye. Bir tanesini de bu şekilde büyük yaptım. Onu tepsiye alıp o şekilde iç harcını yerleştirdim. Onun da aynı şekilde kenarlarını kapatıyorum. Bunun ortasında çünkü yumurta kıracağım. O yüzden bu şekilde bunu biraz büyük yaptım. Kenarlarını da bu şekilde ortaya doğru gene katlıyorum ve üzerlerini de hafif elimle bastıracağım ki pişerken açılmasın diye. Bezelerimizi sırasıyla açıp iç harcını yerleştirip fırında pişiriyoruz. Fırınımızın derecesi 230 derecede ve tepsilerimizi de fırının en alt gözüne koyuyorum ki altı da çok güzel bir şekilde pişsin diye. Eğer orta gözüne koyarsanız altı biraz iyi pişmeyecektir. O yüzden bu tür iç harcını çiğ koyduğunuz lahmacun, pide gibi hamur işlerinizi pişirirken fırının alt, en alt kısmını tercih edin lütfen. Bu şekilde daha güzel, altı çok güzel bir şekilde kızaracak ve çıtır çıtır olacaktır. Yine bir bezemi açtım. Yine aynı şekilde iç harcımı içerisine sürüp tepsimin içerisine alıyorum. Thank you.
Pidelerimiz fırından çıkınca kenar kısımları daha yumuşak ve daha lezzetli olsun diye ben biraz tereyağı ile yağlamayı uygun buldum ve gerçekten de lezzetine lezzet kattı ve o kenar kısımları fırından ilk çıktığında böyle çıtır çıtır gibi oluyor ama bu tereyağı sürdüğünüz zaman yumuşacık oluyorlar. Mutlaka tavsiye ederim, tereyağı sürün kenar kısımlarına. Üzerine yumurta kırmış olduğumuz pideyi de fırında yarı pişirdikten sonra, yani tam anlamıyla pişirmeden önce fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi kenarları hafif kızarmaya başlayınca fırından çıkarttım. Üzerine bir tane bütün yumurta kırdım. İsterseniz çırpıp da kırabilirsiniz ve tekrar fırına verdim. Hem üzerindeki yumurta pişti hem de pide tam anlamıyla pişti ve onun da yine aynı şekilde kenar kısımlarına tereyağı sürdüm. Hatta biraz da yumurtanın üzerine bıraktım ki kendi kendisine sıcağı ile eridi. Gerçekten de çok lezzetli oldu o. Her yerine güzelce tereyağı sürdüm. Mis gibi, pamuk gibi oldu. Hem basit hem de çok çok lezzetli olan bu güzel pideleri siz de deneyip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Verdiğim tüm püf noktalarını uygularsanız eğer gerçekten siz de bu şekilde güzel pideler elde edebilirsiniz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi bu güzel pidelerle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.